Dietrich Nürnberg Derneği geleneksel kültür şölenini bu yılda tüm görkemiyle gerçekleştirdi. 10 gün süren şenliklerde renkli görüntüler yaşandı. Dernek Başkanı Fikret Bilir davetlileri selamlarken kısa ve uzun vadeli projelerini anlattı. Ana okulu, yüzme havuzu, konferans ve tiyatro salonları, dershane odaları, öğrenci yurdu ve yetimhane gibi büyük bir külleyi yaptırmak için kollarımızı sıvadık. Yapılan konuşmalarda birlik ve beraberliğe vurgu yapıldı. Alman dostlarımıza bunu hakkıyla tanıtmak adına iyi fırsatlar. İnşallah bunu güzellikle değerlendirmeye çalışalım. 10 gün az bir zaman değil. Hepimize fert fert bazı işler düşüyor. Onlardan bir tanesi de aramızdaki yabancı konukları iyi selamlamak, onlara iyi davranmak, onlara mutlaka güler yüzle davranmak, onlara ikramda bulunmak ve onları elimizden geldiği kadar güzelliklerle buradan uğurlamak. Bu toplantının böyle bir vesileyle yapılmış olması da ayrıca anlamlı. Komiserin müteş bırakı, halkın. Bitip Nürnberg Eyüp Sultan Camii'nin sosyal, kültürel, aile ve eğitim alanlarında yaptığı çalışmaları, etkinlikleri ve bu doğrultuda tüm Alman toplumu arasında kurduğu köprü görevini görmekte, desteklemekte ve takdir etmektedir. Şimdi son haftalarda milletvekili olarak gittiğim bütün organizelerde bu okul açılışları veyahut anaokul açılışlarında dahi bir Alman papazı orada açılış konuşması, açılış duası yapıyor. O yüzden böyle bir güzel organizeyi Kur'an-ı Kerim'le açmak da çok güzel. Umarım artık önümüzdeki organizelerde sık sık biz de dinimiz ve kültürümüz gereğince Kur'an-ı Kerim'imizi sık sık duyarız. Allah sizden razı olsun. Miniklerin İstiklal Marşı okumaları ve efelerin sahne alması, Türk halk oyunları ve Türk büyükleri gösterisi heyecanı doruğa çıkardı. Teşekkür ederim. Tekrar büyük bir alkış alalım.